Tevbe Suresi Medine'den hazir olmuştur. 129 ayettir. Tövbe, pişmanlık ve günahtan vazgeçmek demektir. Surede birçok tövbe olayından bahsedilmiştir. Müşriklerin tövbesinden İslam'a girmekle Müslümanların tövbesinden ve müminlerin tövbesinden bahsedilmiştir. Tebük Savaşı'na katılmayan ve meşru mazeretlerinin olmadığını itiraf edip tövbe eden Ka'b bin Malik ve arkadaşlarının tövbesinden bahsedilmiştir. Başında besmele olmayan tek suredir. Hz. Osman'ın çoğalttığı Kur'an'da da besmele yazılmamıştır. Birkaç farklı sebebi vardır. Tevbe suresinin bir önceki sureyle in Enfal suresinin devamı olduğu gerekçesiyle besmele yazılmamıştır denilmiştir. Bazı alimlere göre ise surenin başında geçen uyarıdan dolayı besmele yazılmamıştır. İlk bölümlerde Mekke'li müşriklerin Mekke'de ikamet edemeyecekleri belirtilmiştir onlara sure verilmesi ve bu sure içerisinde şehri terk etmeleri istenmiştir. Daha sonraki bölümlerde Medine'de her olayda huzursuzluk çıkaran münafıklardan bahsedilmiştir. Surede müşrikler için istiğfar talebinde bulunmak kesin bir dille yasaklanmıştır. Müminlerin birbirlerini koruyup kollaması gerektiğinden zira münafıkların birbirlerine arka çıktıklarından bahsedilmiştir. Münafıkların işi daha da büyüterek sadece münafıkların yer aldığı bir cami açma teşebbüsünde bulundukları surede zikredilmiştir. Allah Teala münafıkların üst olarak kullandığı camilerden uzak durmayı emretmiştir. Cizye'den mal biriktirmekten, infaktan ve savaş için devlete maddi ve manevi yardım etmekten bahsedilmiştir. Allah Teala'nın tövbeleri kabul ettiğinden ve hicretin öneminden bahsedilmiştir ve Hz. Peygamber'in müminlere karşı şefkat ve merhametli olduğundan bahsedilmiştir. 1 ile 6. ayetler arasında müminlerin uyarılmalarından onlara Mekke'yi terk etmeleri için 4 ay süre tanınması ve eman isteyen müşrik'e eman güvence verilmesi gerektiğinden bahsedilmiştir. 7 ile 16. ayetler arasında müşriklerin sözlerinde durmadıklarından ellerine güç geçince ne emana ne de akrabalık bağına riayet etmediklerinden tövbe ederlerse. Müslüman olurlarsa din kardeşimiz olacaklarından sözlerini bozan küfrün liderlerinin öldürülmeleri gerektiğinden bahsedilmiştir. 17 ile 22. ayetler arasında müşriklerin yaptıkları salih amellerin geçersiz olduğundan, iman olmadığı takdirde Kabe'yi bile onarsalar geçersiz bir amel olduğundan iman eden, hicret eden ve cihat edenlerin en üstün olduklarından, Allah'ın rızasına nail olduklarından ve cennet ile müjdelendiklerinden bahsedilmiştir. 23 ile 24. ayetler arasında Allah sevgisinin önüne hiçbir şeyin, hiçbir aidiyetin ve hiçbir akrabanın geçirilmemesi gerektiğinden bahsedilmiştir. 25 ile 27. ayetlerde Huneyn gazvesinden ve Allah'ın müminleri olan yardımından bahsedilmiştir. 28 ile 29. ayetlerde müşriklerin manevi anlamda necis olduklarından dolayı harem bölgesine girmelerinin yasak olduğunu ve cizye vergisinden bahsedilmiştir. 30 ile 35. ayetler arasında Yahudi ve Hristiyanlardan söz edilmiştir. Onlar Allah'a çocuk isnat ettiler. Din adamlarını Rab gibi gördüler. Tevhid inancını bozdular. Allah'ın dinini yok etmeye çalıştılar. Onların din adamları halkın malına haksız yere el koydular ve infak etmediler. Haksız yere insanların malına el koyan bu kimselere Allah Teala'nın ahirette büyük bir azap vereceği anlatılmıştır. 36 ile 37. ayetlerden normal aylardan haram aylardan ve haram ayların yerini değiştirmenin kafirlerin işi olduğundan bahsedilmiştir. 38 ile 41. ayetler cihat için emir verildiği zaman yerlerinden kıpırdamayanlara Allah Teala'nın azap edeceğinden Allah Teala'nın Sevr mağarasında Hz. Peygamber'e ve yanındaki Hz. Ebu Bekir'e yardım ettiği gibi her daim yardım edeceğinden ve Allah yolunda cihad etmek gerektiğinden bahsedilmiştir. 42 ile 87. ayetler arasında münafıklardan onların savaş öncesi ve sonrası tutum ve davranışlarından bahsedilmiştir. Kolay savaşlara katılırlar, zor savaşlara gelince hemen izin alırlar. Savaşa hazırlık yapmazlar. Savaşa gelince de Müslümanlara yük olurlar. Sürekli fitne çıkarırlar. Müminlerin başına bir sıkıntı gelince biz demedik mi? Biz tedbirimizi almıştık derler. Münafıkların salih amelleri kabul edilmeyecektir. Müslümanlardan olduklarını yeminle söylerler ama yalan söylerler. Sadakaların dağıtımı konusunda Hz. Peygamber'i e üzerler. Hz. Peygamber hakkında dedikodu yapar ve ileri geri konuşurlar. Müslümanları ara sıra da olsa memnun etmeyi de ihmal etmezler. Aleyhlerine bir ayetin nazil olmasından çok korkarlar. Kur'an ayetleri ile alay ederler. Bunu da zaman geçirmek ve eğlenmek kastıyla yaptıklarını söylerler münafıklar birbirlerini koruyup gözetirler. Daima kötülüğü emrederler. Daha önce geçen milletler içerisinde de münafıklar vardı. Münafıklar Allah katında kafirler gibi yargılanacaklardır. Müminler ise birbirlerinin koruyucularıdır. Allah müminler için cennetler hazırlamıştır. Allah Teala kafirlere ve münafıklara karşı cihad etmeyi emretmiştir. Münafıklar söyledikleri sözleri de inkar ederler. Allah bana verirse ben de veririm derler. Ama Allah onlara nimet verirse cimri davrandılar. Allah onların içini dışını bilmektedir. İnfak eden müminleri dilleriyle incitirler münafıklar için ne kadar dua edilirse edilsin Allah Teala onları affetmeyecektir. Hz. Peygamberle birlikte savaşa çıkmadıkları için sevinirler. Halkı da kendileri gibi olma hususunda kışkırtırlar. Münafıkların cenaze namazının kılınmaması ve cenazeye katılım sağlanmaması gerekmektedir. Cihat için ayet nazil olunca münafıkların zengin olanları savaşa katılmamak için izin isterler. 88 ile 93. ayetler arasında savaşa katılmaktan muaf olanlar zikredilmiştir. Müminlerin cihattan asla kaçmadığı, savaşa katılmamak için geçersiz mazeret beyan edenlerin azap görecekleri belirtilmiştir. Fiziksel mazereti olan veya savaşa katılmak için maddi durumu olmayanların Allah katında mesul olmadığı, ancak hiçbir mazereti olmayanların ise mesul olduğu anlatılmıştır. 10. cüz bitti. 10. cüzden 10 ayet. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Aksi halde dağılırsınız ve gücünüz yok olur. Sabırlı olun. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah müminlerin kalplerini birbirine ısındırdı. Şayet sen yeryüzündeki her şeyi harcasaydın yine de onların kalbini birbirlerine ısındıramazdın. Fakat Allah ısındırdı. Ve o azizdir ve hakimdir. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namaz kılan, zekat veren ve sadece Allah'tan korkan kimseleri ihmar edebilir. İşte bunların hidayete erenlerden olması umulur. Onlar kafirler, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıkın denildiği zaman neden yere çöküp kaldınız? Yoksa dünya hayatına razı mı oldunuz? Ahiret hayatına nispeten dünya hayatı çok az bir şeydir. De ki Allah'ın bize yazdığından başka bir şey başımıza gelmez. O bizim Mevlamızdır. Müminler sadece Allah'a tevekkül etsinler. Zekatlar fakirlere, miskinlere, onu toplayan memurlara, müellefe-i kuluba, azat olmak için borçlarını ödemeye çalışan kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara ve yolda kalanlara verilir. Bu Allah'tan gelen bir farzdır. Allah bilendir ve hikmet sahibidir. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileridirler. Onlar iyiliği emreder, kötü şeylerden dağlı koyarlar. Namazı kılar, zekatı verir, Allah'a ve Resulüne de itaat ederler. İşte bunlar Allah'ın merhamet edeceği kimselerdir. Allah şüphesiz azizdir ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihat et ve onlara karşı sert ol. Onların varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir yerdir.'' Allah'a ve Resulüne karşı samimi oldukları sürece güçsüzlere, hastalara ve harcayacak bir şeyi bulunmayanlara savaşa katılmadıkları için herhangi bir sorumluluk yoktur. 11. Cüz Tevbe Suresi 94. ayetle başlar ve 129. ayetle bu sure biter. Ardından Yunus Suresi başlar ve biter. Bunun da ardından Hud Suresi başlar ve 5. ayetle cüz biter. 94 ile 96. ayetlerde münafıkların mazeret belirtmelerinden ancak mazeretlerinin kabul edilmeyeceğinden müminleri razı edeceklerine dair yemin etmeler ve azap göreceklerinden bahsedilir. 97 ile 106. ayetlerde Medine'nin çevresinde yaşayan bedevilerin bir kısmının mümin, bir kısmının da münafık olduğu belirtilmiştir. Ayrıca müminlerin mallarından zekat alınması emredilmiştir ve Allah'ın tövbeleri kabul ettiğinden bahsedilmiştir. 107 ile 110. ayetler arasında münafıkların açtığı ve Müslümanlara zarar vermek kastıyla üst olarak kullandıkları mescidi dirardan bahsedilmiştir. Allah Teala Peygamber Efendimiz'e böyle mescitlere girmemeyi ve orada ibadet etmemeyi emretmiştir. Ayrıca takva üzerine kurulu mescitlerin Kuba Mescidi öneminden de bahsedilmiştir. 111 ile 116. ayetler arasında Allah Teala müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığında satın aldığı belirtilmiş. Yakın akrabaları dahi olsa ölmüş müşrikler için Hz. Peygamber'in ve müminlerin dua etmemeleri istenmiştir. 117 ve 118. ayetlerde Tebuk gazvesinden geri kalan ve mazeret sunmak yerine tövbe eden 3 sahabenin olayından bahsedilmiştir. 119 ile 123. ayetler arasında doğru kimselerle birlikte olmaktan, cihadın öneminden cihadın kazandıracaklarından cihat için infakın öneminden savaşa top çıkmayıp geride de bazı kimselerin bırakılması gerektiğinden ve savaş halinde olan kafirlere karşı sert bir tutum içinde olmaktan söz edilmiştir. 124 ile 127. ayetler arasında Kur'an'dan bir ayet nazil olunca müminlerin imanlarının münafıkların ise küfürlerinin arttığından ve münafıkların sürekli korku halinde olduklarından bahsedilmiştir. 128 ile 129. ayetlerde Peygamber Efendimizin müminlere karşı ne kadar şefkat ve merhamet sahibi olduğu anlatılmıştır.